diriliş temasını aslında Sirius temsil ediyor. Bazen tırnak içinde ölmüş gibi hissedebiliyoruz. Hiçbir şey yapmak içimizden gelmiyor ya da umutlarımız tamamen kayboluyor. Ama şimdi o ölüm süreci bitiyor ve doğuş süreci başlıyor. 9, 10, 11 Temmuz günleri, hani konu bazlı gitmeyeceğim, her şey için uygun. Lütfen bir başlangıç yapın. Romantik etkiler de içeriyor. Yani onu da söyleyeyim. O yüzden kalbi boş olan arkadaşları özellikle böyle bir tatlı şeyler olabilir. Gerçek aşk hakikaten kalır. Yani ne olursa olsun yeşerir tekrar. Gerçek aşkı gökyüzü ödüllendirecek. Evet. Bunlar için ikinci şanslar da var. Venüs 11 Temmuz'dan sonra Aslan'a geçtiği anda Venüs'ün en şaşalı, en böyle gösterişli, şık şıkırdım formuna geçiyoruz. Herkes i̇şte biz... Bülent Ersoy gibi mi gezecek? Herkes içindeki altın bayı dışarı çıkarabilir gerçekten. Bana altını. Ay dünya güzellerim gibi gezeceğiz Afrika. Aynen. Temmuz ayında bizi neler bekliyor? Her ay olduğu gibi bu haftada astrolojiyi sevgili Merve Çubuktepe bize anlatacak. Merveciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Zor bir dolunayı geride bıraktık. Evet, çok şükür. Temmuz ayına merhaba demeye hazırlanıyoruz. Bu ayı konuşmaya başlayalım. Hafta hafta, gün gün, konu konu bizi nasıl bir ay bekliyor? Yani yüzüm gülüyor. Çünkü gerçekten çok güzel bir ay bizi bekliyor. Harika. Yani Mayıs'ta böyle tatlı tatlı konuşmuştuk. Bu Temmuz daha da güzel. Yani astrolojik anlamda bence en güzel aylardan birindeyiz. Çok güzel. Yılın en şanslı ayı diyebilir miyiz mesela? Bence diyebiliriz. Harika. Yani içtenlikle söylüyorum diyebiliriz. Bu ay çünkü önümüzde hep genelde olumlu açıların olduğu gökyüzü olayları var ki hele 6 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda bir yeni ay var. Özellikle bu yeni ay bence tüm yıl içerisindeki yani işte yeni ay, dolunay, tutulma arasındaki en olumlulardan biri. Hani bunun detaylarını da anlatacağım zaten. Bu etki çok güzel. Üzerine de Venüs yengeçte tatlış tatlış gidiyor ama Haziran'da sert açılardan bunun tadını çok alamadık. Şimdi onun tadını almaya başlayacağız. Üstüne sonra Venüs aslında etkisi var. Daha da bir böyle şık şıkırdım enerjik bir havaya geçeceğiz. Özellikle Venüs ne yapacak? 11 Temmuz'dan sonra Aslan'a geçecek. Onun da bir sürü etkisi var. Onları da anlatacağım. Ve sonrasında da bir dolunayla ayı kapatıyoruz. 21 Temmuz'da Oğlak Dolunayı. Bir önceki Zebellah Dolunay'dan çok daha iyi bir dolunay. Ne dolunaydı gerçekten ya? Çok sert açılıyor. Ben kimle konuşsam aşırı agresifti. Kimle konuşsam sabırsızdı. Ben dahil bir sürü kişi uyuyamadı. Çok aynen. Zor bir dolunaydı. Yani ben de böyle zombi gibi gezdim. Yani evet. Ve çok sert, bir de Oğlak böyle soğuk sert bir burç. Hele sert açılar gelince böyle ne de yapıyor? Depresyon, kasavet evet, ya da evet. Her şeyi böyle kötü tarafından, negatiften alma. Şimdi yine Oğlak'ta olacak ama açıları temiz olacak. O yüzden anlatacağım daha güzel bir etki bizi bekliyor. Ama demek istediğim en önemlisi aya güzel çat diye başlayacağız. Çok o yüzden güzel. İlk oradan girelim derim. 6 Temmuz'daki Yengeç Burcu'ndaki yeni ay ile başlayalım bence. Tabii. Bu yeni ay bir kere şöyle bir özelliği var. Derecesi önemli. Her gökyüzü olayı bir dereceyle olur. 14 derecede ve Sirius isimli bir yıldızla kavuşumda bir yeni ay. Şimdi niye güzel bir şey? Sirius antik çağlardan biri. Çok önemli bir yıldız olarak kabul edilmiştir. Gökyüzündeki en parlak yıldız aslında baktığımızda. Ama tek parlaklığından değil. Yani antik Sümer, Babil, Mısır mitolojisi ve hatta işte Güney Afrika, Amerika her yerde Sirius'un vurgularını görürüz. Ve Sirius ne işe yarar? Ruhani enerjinin en yüksek formundan bahsediyoruz. Yani ben o yüzden bunu mesela yatır yeni ay olarak nitelendirdim. Yani bu şu demek, özellikle Temmuz'un ilk haftası, 6 Temmuz'da ya yeni ay, 4'ü 5'inde bile etkisi başlar bunun. Bir kere sezgilerimiz tavan yapacaktır. Çok güzel. Yani bu aralar hani rüyadır, sezgidir, ruhsal çalışmadır. Hani biliyorsun ben çok ritüel tayfa biri değilim ama şansınızı deneyin diyorum. Hani mum mu yakarsınız, ritüel mi yaparsınız, ne yaparsınız? Bu kadar yoğun güzel enerjiler oluşmuşken bence bu çok güzel bir fırsat. Yani her gün tabii ki her an her şey olmuyor, bunu hep söylüyorum ama bu gerçekten özel bir enerji. Yani her harika. Sene olmayan bir şey. Bir de özelliği şu bana sorarsan. Sirius'un gerçek anlamı şu. Antik Mısır mitolojisinde Sirius Tanrıça Isis'le özdeşleştirilmiştir. Ve Isis kim? Isis hem işte büyü tanrıçasıdır, son derece güzel bir kadındır, çok zekidir. Yani dişil arketipin aslında en yükselim formu. Ama çok ilginç bir özelliği var. Bunun kocasını başka bir tanrı biçiyor. Tarihteki ilk
kız kavgası diyebiliriz aslında yazılı olan. Ve ölen kocasını dirilten bir karakterdir kendisi. Yani öyle bir özelliği var büyüyle. Niye bunu anlatıyorum? Diriliş temasını aslında Sirius temsil ediyor. Çok güzel. Tamam, burada biz ölü diriltmeyeceğiz tabii ki ama... Ama kafamızda gömdüğümüz belki kesinlikle bazı işleri, projeleri, aynen, aşkları. Ve hatta yani ülkedeki koşullar malum, işte açılar evet, malum, her şey malum. İnsanlar çok yorulmuş olabilir, çok umutlarını kaybetmiş olabilir. Hele Oğlak Dolunay'la iyice hani pert hissetmiş evet. olabilir. Evet, bazen tırnak içinde ölmüş gibi hissedebiliyoruz. Hiçbir şey Hı. yapmak içimizden gelmiyor ya da umutlarımız tamamen kayboluyor. Ama evet, hayat döngüsü değil mi? Ölüm, doğum, ölüm, doğum. Şimdi o ölüm süreci bitiyor ve doğuş süreci başlıyor. O yüzden de bence hani ister ritüelle ister mental odaklanma ama kendimize şunu söyleyebiliriz. O dönem bitti. Hı. Artık ayağa kalkabilirim. Yeniden doğabilirim. Bazen insan şey hisseder. Kendini unutmuş hisseder. Hani ah eski halim der. İşte ne kadar şöyleydim, ne kadar enerjiktim, ne hayallerim vardı. Aslında o insan orada duruyor. Gitmedi bir yere. Sadece üstü örtüldü. İşte bu yeni ay, yani Hı. Sirius enerjisi aslında bize bunu söylüyor. Kendini yeniden diriltebilirsin. Çok Kendini güzel. yeniden ayağa kaldırabilirsin. Yani bu anlamda ezoterik ve yani Hı. ruhani anlamı bu aslında. O yüzden çok kıymetli ve yengeç etkisi olduğu için mesela biz klişe anlamlı işte yengeç ailedir, huzurdur, yuvadır deriz. Ama aslında yengecin temel anlamı kendini sevmekle ilgili, kendine bakmakla Hı. ilgili ve ihmal ettiysek kendimize, işte bakımımızı, belki hobilerimizi, bir şeyleri, işte bunları ele almanın tam vakti artık. Yani şu an onlara odaklan. Önce ben, önce kendim. Ve en önemlisi kendi kendimizi doğurmak, kendi kendimizi diriltme sürecine Hı. geçebiliriz. Harika. Yani Böyle ekonomik kriz dönemlerinde tabii ki insanlar birçok şeyden fedakarlık yaparken ilk olarak bu en elzem kesinlikle. görünmeyen keyiflerden, hobilerden, aslında bizim ruhumuza iyi gelen şeylerden fedakarlık Aynen. yapıyoruz. Yani birçok insan spora gidiyorsa örneğin spora gitmemeye başlıyor. Kesinlikle. Çünkü başka şeylerden tasarruf etmek daha zor gelebiliyor. Aynen. Ama bu söylediğin gerçekten çok önemli. Yani kendimizi uzun bir süredir ikinci plana atıyoruz, ihmal ediyoruz. Şimdi bir fırsat var önümüzde, öyle mi? Kesinlikle öyle tam olarak ve bir de işin mental boyutuna bakalım. Yani hayat haliyle işte ne yapıyoruz? İnsanları alttan alıyoruz. Bazen belki iyileştirmeye çalışıyoruz, düzeltmeye Hı. çalışıyoruz. İşte onu yaparken ve uyumlanırken de ne oluyor? Kendimizden yine çıkmaya Evet, başlıyoruz. doğru. Bu yeni ay bize şunu da söylüyor. Yani bırak milleti diriltmeyi, bırak milleti iyileştirmeyi, Önce kendine dön. kendine bak. Yani Latince işte doktor kendini önce iyi et. Medice curate ipsum. Yani önce bir kendimizi iyi edelim. Ve bunu yapabilmek için bazen açılar çok zordur. Hı. Yapamayız. Ama şu an bir adım atsak devamı gelecek. Çok Belki güzel. üzüldünüz, çok yemek yediniz, işte Aha. saldınız. İşte şimdi belki diyete girme zamanı, belki bakıma girme zamanı, belki işte ne bileyim hep önünüzden geçtiğiniz o kursa gitmeniz zamanı. Yani bunlar için harika bir etki. Ve bir de daha dünyevi etkilere bakalım. Bir kere yeni ay ağanın açıları çiçek gibi. Yani Aa, hakikaten harika. çiçekler gibi. Özellikle de Temmuz ayında baktığımızda bu yeni aydan hemen sonra 9, 10, 11 Temmuz günleri hani konu bazlı gitmeyeceğim her Hı şey hı. için uygun. Yani şu anda iş güç, ertelenen bir şey, bir başvuru, şirket açılımı ya da birini çok seviyorsun, git konuş, Hı anlat. hı. Yani her şey olabilir ama lütfen bir başlangıç Hı yapın. hı hı. Bir de bu yeni ay böyle Venüs'ün çok tatlış açıları olduğu için mesela Mayıs'ta hava karışıktı Hı biraz. hı hı. Romantik etkiler de içeriyor. Yani onu da söyleyeyim. O yüzden Harika. kalbi boş olan arkadaşları özellikle böyle bir tatlı şeyler olabilir. Ya da iyi giden ilişkilere güzel hareketler gelebilir. Gelebilir. Ya Ya da da ilişki kötü gidiyordur. Yeniden rayına kesinlikle mı oturabilir? Öyle bir oturabilir. etkisi olur mu? Küslükler barışabilir. Yani özellikle ben bu ilk 2 haftası Temmuz'un yani bayağı böyle bir güzel hikayeler bekliyorum Çok güzel. açıkçası. Çünkü gökyüzü de hani biraz şeyi de ödüllendiriyor. Gerçek aşk hakikaten kalır. Hı. Yani ne olursa olsun yeşerir tekrar mesajı Gerçek var. aşkı gökyüzü ödüllendirecek mi? Evet. Yani bazen çünkü aşkta yine imtihanlar oluyor. Doğruya doğru. Hani çok seviyor insanlar Hı birbirini hı. ama araya değil mi, travmalar giriyor, olaylar giriyor, bir Tabii. şeyler giriyor. Anlaşmazlıklar giriyor. Aynen. Gurur giriyor. Gurur giriyor. Ego giriyor. Evet. Amoron Bazen aileler giriyor. çok doğru. Hatta bazen değil çoğunlukla girebiliyor. Hani insanlar aileleriyle ilişki Hı. yaşıyor. Yani burada da işte Amor Omnia Vincit aşk her güçlüğü yener. Çok sevdiğim sözdür. Doğru. Gerçek aşksa tabii ki. İşte bunlar için ikinci şanslar da var. Yani belki olmaz artık diyorsunuz ama bir anda her şey değişebilir. O anlamda bakarsak
bence uzun süredir duygular anlamında bu kadar güzel bir yeni ay olmamıştı. Bir de şeyi de sağlar bu. Mesela flörtik bir durum var ya da platonik, söylenemiyor durum. Dökülmeler görebiliriz. Hı hı, hı. Yani onlar etkisi de olacaktır. Yani her anlamda bence çok güzel bir etki var ortada. Kader çarkı olumlu bir noktaya dönüyor diyebiliriz bu yeni ay için. Çok güzel. Harika. Bir sonraki tarihimiz ya da bir sonraki haftamız mı diyelim, 11 Temmuz itibariyle, evet. Venüs Aslan Burcu'nda. Evet. Sen Venüs'ü de seviyorsun. Evet zaten. Evet evet, böyle giyim, bakım, ev dekorasyonu da mı Venüs'tü? Evet, yani olur. Çok sevdiğim, çok keyif aldığım konuların hepsi Venüs'te benim. Şimdi şöyle oluyor. Temmuz'un ilk 10 gününde de Venüs yengeçte ve çok tatlış. Hiçbir Hı-hı. sorun yok. Ama Hı-hı. özellikle Venüs 11 Temmuz'dan sonra Aslan'a geçtiği anda Venüs'ün en şaşalı, en böyle gösterişli, şık şıkırdım formuna geçiyoruz. Yani yine dedim ya, biraz böyle içimiz ölmüş, enerjimiz düşmüş hissedebiliriz ama o geçiyor ve şey duygusu başlıyor. Yani saçıma bir gölge attırıyor. Herkes işte bir... Bülent Ersoy gibi mi gezecek? Evi leoparlarla mı kaplayacağız? Ne Aslan yapacağız? Aslan ve leopar çok iyi gider. Yani herkes içindeki alturbayı dışarı çıkarabilir. Van halkını. Ay, dünya güzellerim gibi gezeceğiz, harika. Aynen. Parmak ucunda yürüme alıştırmaları öneriyorum bu süreçte. Harika. Yani hakikaten o açıdan çok güzel bir etki var. Ve bu neyi sağlıyor özellikle? Hani hem bakım, işte flörtik enerji. Hani benden geçti aman olmaz gönül işleri diyorsanız ya, bir dışarı çıkın. Bir gezin tozun. Yani bir dışarı, bir gösterelim kendimizi. Çünkü Venüs Aslan parlamayı da sembolize eder. Yani dişil enerjinin parlamasını sembolize eder. Ve 5 Ağustos'a kadar bu etki sürecek. Ve şu var, bu ay özellikle bakım için ve gönül işleri, yani söz nişan olur, içinizi birine dökmek istersiniz, hani anlatmak istersiniz duygularınızı. Bir sürü güzel tarih var. Yani yok yok inan. Mesela 3-8 Temmuz arası müthiş. Birinci daha dakika bir gol bir, ama en romantik, yani böyle en tam, hani arkada kemanlar çalıyor falan, 11-16 Temmuz, ama özellikle 13-14 Temmuz, hani özel bir günleri varsa insanlar denk getirebilir. Ve görüyorum, arttırıyorum, bitmedi. Ne güzelmiş böyle ya, durmadan iyi tarih vermek. 20... Ben de şaşkınım. Değil mi? Verdikçe, yazdıkça söylüyorum. 20-26 Temmuz arası, özellikle de 20-21 Temmuz. Ve küçük bir uyarı, ay sonu Merkür yavaşlamaya başlayacak. Ağustos'ta retro konuşacağız. Öncesinde de böyle yine duygusal konular, hani söz, nişan, nikah olur ya da işte duygusal mesele ya da bakım olur. 27-28 Temmuz son tarihlerimiz. Hani oraya kadar yapıp en geç bitirsin herkes diyeceğim. Harika. Ama mümkünse o dediğim saydıklarımı kullanırlarsa çok daha keyifli güzel olur. Harika. Bunu hem bakım için hem gönül işleriyle ilgili her türlü konu, ya da ha küssünüz, İşte o aylardır beklenen barışma konuşmasını yapacaksınız. O heyecanlı konuşmalar için bu saydığım tarihler kullanılabilir. Harika. Bir de bu ay şunu da söyleyeyim. Venüs Aslan'la Merkür Aslan kombinasyonlu olduğu için bu ay çok mütevazi ve utangaç olmama ayı. Yani fazla tevazu da bazen, değil mi, sıkıntı tabii getirebiliyor. Tabii. O sonunda yüzden... vasattan nasihat dinlerken bulursun. En sonunda evet, o nasihatleri böyle dinliyoruz, değil mi? O yüzden bu ay Merkür Aslan, Venüs Aslan, bir konuya %100 inanıyorsanız, gerçekten kendinize güveniyorsanız, değil. Merhaba, ben böyle düşünüyorum. Kendini gösterme zamanı diyebilir miyiz? Aynen. Yani ve şunu da yapmak ayrıca, ben böyle düşünüyorum ya da bazen bunu unutabiliyor insan sürekli de biz koşulla savaşırken, ben bunu istiyorum ya da hayır istemiyorum. Yani aslanın o vardır ya, otoriter edası. İşte onu yapma zamanı ve en önemlisi de kendimizi göstermek, yani çekinmemek ışık altına geçmekten. İşte, ay hata yaparım, ay şöyle olur. Boş ver ya, yaparsan da yaparsın. Bir çık sahneye. Çık ki bir şeyler değişsin. Yani bu enerji de çok çok yoğun bir şekilde karşımıza çıkacak. Bu da bence sevindirici. Harika. Bir etki. Ve devam edelim. Başka etkilerimiz de var. Merkür konuştuk. Bir de şunu konuşmak istiyorum ben. Özellikle de işler güçlerle ilgili bazı tarihler vermek istiyorum. Hazır bu kadar girişken bir enerji devredeyken, hele Aslan ne diyor bize, bir de Merkür Aslan, liderlik etme vaktin geldi. Yani öyle biri yapsın ben de takip edeyim değil. Bir şeye inanıyorsan başına geçeceksin. Çok güzel. Hani bir komutan gibi onu yöneteceksin ve iddialı olacaksın diyor. En elverişli günleri söyleyeyim bu ay. 7, 8, 9 ve 10 Temmuz ayın ilk bölümünde çok olumlu tarihler. Hani iş başlangıcı olur, imzalar olur, resmi işlemler olur. Süper.
ortalara geldim. 17, 18, 19 Temmuz ve ayın sonunda da 26, 30 Temmuz. Çok Ama güzel. Tekrar vurguluyorum, Merkür Retrosu gölge bölgeye gelmeye başladığımız için bana göre en geç bir şeydir aslında 28'ine doğru bitirmek en iyisi olacaktır. Özellikle ayın ikinci ve üçüncü haftası hem duygu hem iş güç için 10 numara durumda. Çok güzel. Yani bu ele kaideleri uygularsak bence çok başarılı, güzel sonuçlar alabiliriz. Hı hı. Yani şey gibi hissettim ben aylık notlarımı çıkarırken. Sönen bir alev sanki canlanıyor. Çok güzel. Yani içime getiren his hı hı. oldu. Hı hı. Ve herkesin içinde bir iç ateşi vardır. Hı hı. O ateşin harlanması. Yeter... Böyle bir anka kuşu gibi aslında küllerden kesinlikle doğacak mı bazı şeyler? Evet, yani hele biz doğumu istersek. Yani o çok önemli. Yani onu kafamıza oturtmamız, evet o doğum olur. Hem de böyle çok güzel, güzel o iç ateş gelerek de olur. Çünkü hani o ateş çok normal arada sönüyor. Tabii. Ama işte harlanacak vakit geldi. Ve antik çağlarda da hı hı. mesela işte bu Sirius'la etkiler, yeni aylar da hep şeyi sembolize etmiş zaten. Mitolojik anlamı da mesela ölen tanrının tekrar dünyaya geri dönüşü. Yani işte o Hep Isis, bir doğum. Osiris. Evet. Hı. Ve hani tarlaların işte bereketlenmesi, Hı. yaşamın gerçekten başlaması anlamı. Bunun aslında doğadan insana değil mi? İşte bizim Çok için de güzel. aslında yani 1 Ocak'ta her şey başlamıyor. Bir çeşit bir yılbaşı aslında bu. Yani o anlamda çok güzel bir etki diye düşünüyorum. Ve bir de Dolunay'ımız var. Ayın artık ortalarını geçtik. 21 Temmuz'da bir Çok güzel. Dolunay'ımız var. Dediğim gibi bu zebellah bir Dolunay değil. Oğlak'ta olmasına karşın. Bir de bu ay dereceler çok manalı. Yani böyle benim de artık yani 11-11 rakam yakalayasım gelmeye başladı. 29 derecede. Bir burç 30 derece, 29 son derecedir. Ve bu anlamı da şu. 29'da bir enerji olduğu zaman, mesela işte burada bir örnek Dolunay, artık bir şey tamamlanıyordur, finalize oluyordur. Ki Dolunay zaten bir şeyi tamamlar, 29'da artık tam bir, hani pakete fiyonk atmak gibidir. Bu da şu, Mayıs, Haziran ve hatta bu ay başladınız bir şeyler yaptınız ve ama gerçekten oğlağa yakışır şekilde kararlı, disiplinli adımları attınız. Bu ayda temponuzu düşürmediniz, odağınızı tuttunuz. İşte meyve alma enerjisi bu. O açıdan harika. Yani tabii Ağustos böcekliği yaptıysanız Ektiğimizi ve olumlu anlamda. biçeceğiz. Harika. Ağustos böceği ise çok gelmez bir şey. Ama siz karıncalığı birkaç aydır ya da bu ay bir şeyi başlatıp yaptıysanız özellikle Temmuz'un 3. haftasından sonra yani 21 Temmuz'da Dolunay etkisi ay sonuna kadar sürecek. Müthiş bir tamamlanma görebilirsiniz ve şey dersiniz belki de. Oh be iyi ki bu kadar yoruldum. İyi ki bu kadar uğraştım. İyi ki bu kadar kafayı kırdım. Bak emeklerin karşılığı geliyor artık. Yani o anlamda bir başardım hissi var. Ya bu emeklerin karşılığını almak ya da alamamak o kadar hayati bir şey ki. Çok. Yani bence konuştuklarımız arasında en önemlisi Kesinlikle bu. katılıyorum. Çünkü insan çaba göster, göster, Evet. göster. Olmayınca ister istemez Motivasyonun kırılıyor. Evet. kırılıyor. Ve hatta hani bu tek iş güç değil, diyet için Tabii bile tabii geçerli. tabii tabii. İşte ben aç kaldım, brokoli yedim, yeşil su Evet, içtim, evet hiçbir artık. şey olmuyor. Ya da işte bir insan ilişkisinde de bir çaba harcıyorsun. Tabii İyi ki. niyet, sabır, ilgi vesaire, sevgi gösteriyorsun ama bir türlü istediğin kıvama gelmiyorsa o, yani o da hiçbir sevgi sonsuza kadar süremiyor o Süremez de, koşulda. kesinlikle. Çok önemli. Yani burada tabii 29'un bir vurgusu daha var. O da şu. 29 artık son derece ise bu ne demek? Hani uçakta da son çağrı diyorlar ya biz ondan sonra kalkacak uçak. İnsan ilişkilerinde de verdiğin örnek çok güzel. Diyelim ki gerçekten bir insan, bir iş, bir konu fark etmez. Sen yatırımını yaptın, uğraştın. Hala olmuyorsa 29 bize şey der, uçak kalksın artık. Yani sen bu konuyu kapat kardeşim. Yani bir iş olur, tutmuyordur, tamam bitti. Ya da işte bir insan, tamam kurtaramayacağız bu işi. Oğlak bize onu şey der yani bunun bitişini saygıyla kabullen. Ve burada artık daha fazla yük tutmak yeni bir şeylere açıklık oluşsun. Ama dediğim gibi olumlu tarafı kafayı kırarsak alacağız. Olumsuz taraf olarak görmüyorum, temizlik olarak görüyorum ben bunu. Şey duygusu çünkü bu. Ben vicdanen rahat mıyım? Yapacağım her şeyi yaptım mı? Yaptım. Olmuyorsa da hadi kardeşim yallah. Hani o etki var. Ve bir de şunu söyleyeceğim. Hani neticede hepimizin konularından. Oğlak Burcu Satürn yönetiyor. Diyetle çok alakalı. Sıkılaşmayla çok alakalı. Daralmayla. Bu Dolunay, Dolunay günü diyet yapın demiyorum ama şunu diyebilirim. Temmuz ayında mesela tamam tatilde kaçamak olur da yediklerimize iyi dikkat eder. Sporumuzu yaparsak bu Dolunay etkisiyle hakikaten mesela işte yapıyorum yapıyorum olmuyor dedik yani
o motivasyonu kazanabiliriz ve iyi sonuç gelebilir. Harika. Yani iğne iplik dolunayı diyorum ben buna. Yani hakikaten. Forma girmek için ideal bir zaman. Kesinlikle. Forma girmek için özellikle Temmuz'un 3. 4. haftasının sonuç gelir ama aydan başlamak lazım. Hani bir anda gizemli tabii, bir şekilde tabii, olmayacak tabii. Tabii. Hayalinizdeki vücuda bu ay kavuşuyorsunuz sevgili İnan, seyirciler. Yani spor mu yapacağız, brokoli mi yiyeceğiz, yeşil su mu içeceğiz tam vakti yani. Harika. Hani çok iyi olur. Bir de şu var, hani tabii ki bir uyarı bölümü var dolunay. O da şu, açıların %90'ı çok olumlu. Yani mesela kariyer konusunda 3. 4. haftalarda insanlar için hani iş başvurusu, görüşme, iş kurma vesaire bulma, atağa kalkmalarını herkesin öneririm. Çünkü neden? 3. 4. hafta daha da enerji hı-hı, yükseliyor. Hı-hı. Dikkat konumuz şu, olgun olursak kazanacağız. Çünkü Merkür'ün sert açıları var. Bu ne demek? Tamam, cool olalım, mantıklı olalım ama arada da böyle artık çok otoriterliği, herkese bir şeyi emretmeyi, astım kestim ya da her ben canım istediğini söylerim, patlarım, tepki veririm, dürtüselleşirim dersek orada kaybederiz. Yani stratejiler çok önemli. Ya da hemen şımarmamak, hı-hı, oh bitti hı-hı, dememek çok önemli. Ona çok dikkat güzel edeceğiz. Ve finansal konularda da yani o saydığım Merkür tarihlerinin hepsi kullanılabilir. Yani işte 7, 8, 9, 10 Temmuz, 17, 18, 19, 26, 30 Temmuz ve Oğlak özellikle finansal konular için iyidir. Yani burada da değerlendirmelerimizi yapabiliriz. Ve genel makro etkilerde hani devletsel konular, hani hem ülke hem dünya ama ülke bazında da bakarsak yani bir sürü yine işte yaptırım, finansal yaptırımlar vesaireler gelecektir diye tahmin ediyorum. Devletsel diplomasi çok daha sertleşebilir vesaire, onlara var. Bir de Dolunay'ın mesajından biri de şu, dram yapma. Yani hiçbir zirve yolculuğu böyle değil mi? Tık evet, diye yukarı evet, çıkmıyor. Arada evet, tökezliyoruz, düşüyoruz. Orada uf oldu diye ağlamak yok. Hemen ayağa kalkacağız, devam edeceğiz. Çünkü edersek bu ay sonu zirveyi görme şansımız var. Yani dram yapmazsak sorun yok. Ve Dolunay'dan sonra da son etki 22 Temmuz'da Güneş Başak Burcu'nda geçiyor. Yengeç dönemini kapatıyoruz, hı hı, 22 Ağustos'a kadar. Başaklara da şimdiden güzel bir güneş dönüşü ve mutlu bir yıl dileyelim. Onların dönemi başlıyor. Ve Başak etkisini artık ayın sonuna doğru hissetmeye başlayacağız. 26 Temmuz'da da Merkür Başak'a geçiyor. Çok güzel. Bir sonraki ayın konusu ama şunu sadece söyleyeyim. Ay sonu artık Merkür retroya gitmek üzere tempo düşürmeye başlayacak. Ağustos hep retro muhabbeti olacak. Bu da şu demek, ay sonuna doğru bu patlayıcı enerjiden çıkıp biraz daha sakin bir enerjiye geçeceğiz. Ben işleri son ana bırakılmamasını, özellikle de en geç ayın 27'si 28'ine kadar kritik şeylerden bahsediyorum. Hı-hı. Tamamlanması taraftarıyım. Çünkü oradan sonra bir tempo düşüşüne gireceğiz. Daha çok eski konular, yarım konulara gideceğiz. Oralarda bitirirsek iyi olur. Bunun içine her şeyi katar mısın? Her şeyi katarım. Yani evdeki tadilattan taşınmaya, alışverişten kişisel bakıma. %100. Katılıyorum. Yani, evrak işlerinden ne bileyim işte tatil planına vesaire. Aslında doğrusu bence o. Yani aha, çünkü neden? Merkür artık tempo düşürüyor. Mesela kişisel bakımda Merkür retro aşırı etkili değildir. Aha. Ama mesela estetik yaptıracak kişi ve burun işte şöyle bir burun istiyorum diye anlattı. Hava karışmaya başladığı için doktor tam doğru anlayamayabiliyor bazen. O yüzden zaten ayın son günleri artık 26, 27, 28'de ne yapıyorsak yapalım her konuda, hı hı, dediğin gibi. Hele tadilat bu arada %100 çünkü Merkür retroları tadilatla çok alakalıdır. Yani o meşhur şey hikayesi işte hani bir hafta dediler bir yıl oldu şeklinde. Onları yaşamamak yok ya adımı. Türkiye'de hiç olmaz öyle bir şey. O Norveç'te oldu. Tabii canım hiç alakası yok kesinlikle. Bu konuları orada toplamak daha faydalı olacak. Yani demek istediğim bence bu yılın en güzel aylarından birindeyiz. Yani harika. Hep şans dolu, fırsat dolu bir ay. Yani her yerde olumlu günler dolu. Yani herkese değerlendirmesini şiddetle öneriyorum. Harika. Noktalamadan şu vazgeçme tarafındaki şeyi bir netleştirmek adına, hı-hı, sormak isterim. Hani o son çağrı, son çağrı, evet, dedik ya. Yani evet şans ve fırsatlarla dolu ama bazı bitişler de olabilir. Hı-hı. Ve bu aslında hayrımıza kesinlikle bir bitiş midir? %100. Yani şöyle mesela Dolunay'ın açıları, hı-hı, çok olumlu ve o 29'da ya bu bize şeyi gösteriyor. Yani evet bitiş enerjisi var 29'da ama hayırlı bir bitiş. Hı-hı. Yani burada şunu demek istiyorum. Bir sürü olumlu şey olur ama arada bir kıymık çıkar mesela. Bir anda işte biriyle bozuşursunuz, evet, ya da bir şey ters gider. Onun o mutluluğunuzu ve olumlu duygunuzu gölgelemesine izin vermeyin. En çok o anlamda söylüyorum o son çağrıyı. Çünkü neden?
O da artık bir işaret. Yani o şeyin miadı dolmuş ki gidiyor kardeşim. Yani 29'lar çünkü şey demektir. Bitiş, bitmesi gerektiği için bitiyor. Yani sebep bu. Çok güzel. O yüzden tamam, hayrı budur deyip devam etmek. Çünkü insanız, bazen 10 tane olumlu şey olsa da o bir olumsuz şeye takıp 10 şeyi unutuyoruz. Ritmimiz bozuluyor. Hemen o diğer olumlu şeylere dönme vakti. Tamam, vade doldu. Sadece bu. Çünkü neden? Diğer o 10 olumlu şeyin yeşermesini de engellersin oraya kilitlenirse. Çok doğru. Yani hazır bu kadar güzel etkileri olmuş. Bu bence çok önemli. Ama yani tempo anlamında bakarsak gerçekten önce bizi ruhen bir şarj eden, motivasyona sokan, kararlılığı arttıran, hatta romantik tatlış etkiler de veren ve hani bence gerçekten bu bir zirve yolculuğu gibi bir ay. Yani o anlamda çok güzel. Harika. Ve bireysel anlamda çok fırsat içeriyor. O yüzden hani nasılsa bir şey olmaz, aman ne uğraşacağım demeyip yani bence şans vermek lazım ve denemek lazım. Sen konuşurken aklıma şu cümle geldi. Hani yarı yolda bırakmak diye bir şey yoktur. Yol orada bitmiştir. Kesinlikle. Diye bir cümle vardır. Çok güzel söz. O aklıma geldi. Yani o orada artık vadesi de dolmuş. Ömrü aynen. de dolmuş. Miadı da dolmuş. Son tüketim tarihini geçmiş. Onunla vedalaşalım o halde ve sahip olduklarımıza bakalım. Ve hatta yepyeni yollara bakalım. Yani çünkü o yürümeye devam edeceğimiz, mesela belki orası kapandı dediğin gibi evet. sola döndük. O solda belki inanılmaz güzel şeyler var. Şimdi Sirius etkisi de şunu bize söylüyor. Yeni ay aslında daha ayın başında Sirius batın olan, gizli olan da demek. Şimdi biz tabii ki hani kendimiz her şeyi planlıyoruz, kafamızda denklemler kuruyoruz ama o bizim insan aklımız, o kadar. Yani görmediğimiz, tabii, bilmediğimiz, de değil mi? Sonsuz var. Olasılıklar var. Tabii. İşte onu da bize hatırlatıyor. Yani sen kafanda A, B, C diyorsun ama Z var. Tabii. Değil mi? Y var, tabii, U tabii. var. Onlar önümüze çıkabilecek bir aydayız. Harika. O yüzden de mesela bir şeyler atıyorum hafif ters gitti. İlla A olacak diye tutturmamak. Yani o yolda o trafiğe takılma. Kır yan sokağa, belki bambaşka bir şey bulacaksın orada. İlahi plana güvenelim yani. Kesinlikle. Öyle mi? Evet. Yani bu akış bende çok iyi bir akış. Harika. Çünkü şimdi çok kontrolcü bir toplumuz haliyle, her dakika bir şey olduğu için hep teyakkuz halindeyiz. Evet. Bu ay o teyakkuzu bir tık düşürmek belki de bize hani tamam belki iyi bir yol çıkacak ama hep bildiğimiz bir yol. Ama o belki aksilik seni hiç hayal etmediğin güzel bir yola götürecek. Şimdi bu söylediğin mesela benim kişisel gündemime çok uydu. Hı-hı. Benim de önümde bir şey var. Ve dedim ki ya Allah kötü plan yapmaz. Ne muhakkak burada benim hayrıma bir şey vardır dedim. Aynen. Ve böyle bir bıraktım. Galiba hani bu bütünün aynen. ruh hali olacak, öyle mi? Yani, senin söylediğinden öyle anlıyorum. Çok güzel söyledin. Yani bu bütünün enerjisi ve biz istersek buna uyumlanabiliriz. Mesela senin yaptığın şey de tam bir uyumlanma. Evet. O yüzden de o dediğin şey kim bilir bakalım bu ay önüne ne getirecek. Aa, yani o bende çok anlamlı. Evet. Ama tam tersi biz bazen o enerji uyumlanmamayı seçtiğimizde yani hayır evet, ısrarla orada olacak. Aynen öyle. Olacak da olacak. İşte orada belki de çok daha sıkıntı olacak ya da gelişim duracak. Yani belki bir sonuç olacak ama Pirus zaferi olacak. Yani işe yaramayacak. Oysa ki belki orada İstanbul'un fethi duruyor. Tabii. Yani, çok güzel söyledin. O yüzden bence biraz bırakmak iyi teslimiyet. Olacak. Teslimiyet. Evet. Olumlu anlamda bir teslimiyet enerjisi. Ki zaten yani tüm antik çağlardan beri de bu tarz enerjilerde insanlar mesela ne yaparlarmış? Mesela işte bizde de nasıl işte tövbe etme kavramı Hı-hı. varsa antik Hı-hı. kültürlerde de var. Hı-hı. Ve şey diyorlar ama yaptığım her şey iyi ya da kötü. Ben hani tövbe ediyorum, bırakıyorum, vazgeçiyorum. Yani tören metinlerinde vardı, bu şu anlama geliyor. Hani her şeyi öyle bir temizleyeyim ki diyor dua ederken tanrılarına. Sen gerisini bana göster. Ben bir şey yapmayacağım diyor. Yani bu ama tabii yan gelip yatmak demek tabii, değil. Tabii. Ama yolu açmak demek. Hı-hı. Ve o akıntıyla birlikte ilerlemeyi seçmek. Hani korka korka mesela. Evet, akıntıya karşı kürek kesinlikle. Çekmek değil de. Çünkü denizde değil mi dalgada çok çırpınırsak asıl o tabii. zaman boğuluruz. Evet. Oysa suyun üstüne yatarsan kurtulma şansın artar. Hatta belki çok daha güzel bir yere gidersin. Yani tam durum bu. Ben dedim ya çok da ruhani bir enerji olduğu için belki de bir sürü insan bu ay gündemi olaylardan illa Hı-hı. öyle oturup bütün gün meditasyon yapmak da gerekmez. Hı-hı. Belki de bir aydınlanma yaşayacak. Belki bir ilham alacak. Belki içinde bir şeyleri değiştirecek. Hı-hı. Ve bu yaptığımız her şey yankılanmaya devam ediyor aslında. Hı-hı. Hani zaman çünkü lineer bir şey değil. O yüzden ben bu akış ve iç enerjiye ve
dış hani koşulları rezonansı şiddetle öneriyorum. Aa, harika. Yani içim açıldı konuşurken. Değil mi? Ne kadar güzel şeylerden Temmuz bahsettik. Bitmesin. Yani evet, çok keyif aldım. Ağustos'ta Temmuz'u baştan yaşayalım. İnşallah öyle olsun Ay, tabii inşallah. Ki. Yani güzel şeyleri anlatmak, yani yüzüm böyle hani Evet, teletimi evet, gibi oldu evet. sevinçten. Hani ne güzelmiş ya böyle Değil mi? konuşmak. Her zaman nasip olmuyor Olmuyor. gerçekten. Çok teşekkür Ben ediyorum teşekkür sevgili ederim. Merve Çubuktepe. Temmuz ayının herkese ben de huzur, teslimiyet, zirve yolculuğunun başladığı bir ay olmasını diliyorum. Ve huzur, şans, bereket, mutluluk bu ay gördüğümüz gibi Merve'nin saydığı tarihlerle galiba yol boyunca bize eşlik edecek. Lütfen videoyu beğenmeyi, bu yayını izlemelisin, dediklerinizi paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.